Şansım ve Mısır Pelot kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere AliExpress üzerinden kuşlarımız için neler aldığımızı göstereceğim, tanıtacağım. AliExpress'ten biliyorsunuz birçok ürün alınıyor ve kuşlar için neler alabilirsiniz? Bunların hakkında fikir olması için. Tabii ki şansının 1. yaş günü olması nedeniyle bugün birçok ürün aldık ve yaklaşık hemen hemen birkaç tane daha gelecek ürünler var. Şu anda tanıtmak istedim size. Öncelikle bir merdiven. Çok güzel. Bir tarafı kanca gibi. Çok güzel açılıp kapanıyor. Ve altında da var. Bunu istediğiniz yerde kafese, doğal yapmış olduğunuz tüneklerde kullanabilirsiniz. Çok güzeldir. Bunları tercih edebilirsiniz. Yaklaşık 1-2 dolar arasında bir fiyat bilgisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. 30-35 günde falan geldi. Yılbaşından önce almıştım. Yılbaşı tatili nedeniyle biraz uzun sürdü. Tavsiye ederim. Çok da güzel kullanışlı ve sağlam, kaliteli. Boncuklar çok dikkatini çekiyor. Kuşlarınız için alabilirsiniz. Muhabbet kuşu, cennet papağanı, sultan papağanı. Hepsini kullanabilirsiniz. Akabinde tabii ki kuşların renkli olan ilgisini çeken, şu sesleri çıkaran çok güzel bir dikkatini çekebilecek. Tabii bunların da kullanışlı, bir ucu kancalı, diğer ucu da aynı şekilde. Çok kolay her yere takabilirsiniz, kafesin her yerine koyabilirsiniz. Özellikle zillerin içindeki o ses yapan şeyleri hoşuna gidiyor kuşların. Rengarenk olması da çok hoş. Bu da yaklaşık 1 dolar veya 1,5 dolar civarı bir fiyatı vardı. Bu da aynı hemen hemen 30-35 günde geldi. Tercih edebilirsiniz. Çok da güzeldi. Kalitelidir. En önemlisi o. Yani baştan sağma bir ürün değil. Çok da güzel. Bunları da tercih edebilirsiniz. Bir değer aldığımız ürün ise büyük salıncak. Bunları büyük papağanlar için de olabilir. Normal cennet papağanı, muhabbet kuşları için de alabilirsiniz. Şu şekilde çift taraflı takılıyor. Salıncak gibi. Bunların bu metal yerleri çok hoşlarına gidiyor. Üstüne çıkıp burada vakit geçirmeleri çok hoşuna gidiyor. Özellikle mısırın çok dikkatini çekiyor bu. Rengarenk olması ayrı bir güzel. Boncukları özellikle sürekli boncuklara dikkatini çekiyorlar. Bunda yine her ucu kancalı gibi, geçmeli gibi. Dolayısıyla kullanımı çok kolay. İstediğiniz yere takabilirsiniz. Tabi biraz büyük kafeslere daha uygun aslında bu. Doğal tünek varsa oraya kullanabilirsiniz. Oyun alanı varsa çok da güzel, pratik bir ürün. Tercih edebilirsiniz kesinlikle gönül rahatlığıyla. Diğer bir ürün ise kaykay. Özellikle yabancılar çok kullanıyor bunu. Muhabbet kuşunda çok kullanılıyorlar. Burası törpülüdür. Özellikle şu yüz kısmı törpülü. Çok da güzel. Üzerine durabiliyor. Fakat tabii sizin onun alıştırmanıza bağlı. Tekerlekleri var. Çok da güzel bir ürün. Şu şekilde bakabilirsiniz. Çok işçilik. Çok güzel. Yaklaşık 1.20 dolar falandı bunun fiyatı. Tercih edebilirsiniz. 30-35 bin civarında geliyor. Ücretsiz kargosu var. Çok da güzel. Kontrol ettiğimizde yani kuşlar için birebir. Diğer bir nokta ise genelde büyük papağanlar için bu tercih ediliyor. Ben bunu biraz daha şeffaf bir şey sanıyordum ama değil. Biraz sert bir cisim. Gagalarının, onların bunları ısırmaları, işte vakit geçirmeleri. Genelde büyük papağanlar için bu tercih edilebilir. Jaco papağanlar olsun, kakadular olsun. Onlar için çok güzel bir rengarenk, cam gibi. Ben bunları biraz daha silikon gibi bir şey olduğunu düşünmüştüm ama değil. Normal sert bir cisim. Tabii ki bunları da onlara tercih edebilirsiniz. Renkleri ayrıca çok güzel. Ben de bunları farklı bir şekilde kullanacağım. İleride anlatabilirim. Bir diğer şanslı ve Mısır'ın en çok sevdiği ve benim de gözlemlediğim bu şekilde bir yine çift tarafı geçmeli olan, kullanımı çok basit olan
bir uyku tulumu diyebilirsiniz. Hani çadır diyebilirsiniz. Her şey diyebilirsiniz. Çok da güzel. Kumaşı çok kaliteli. Çok güzel. Bunun içerisine girip uyuyabiliyorlar. Ben iki tane cennet papağanı besliyorum. Şanslı ve Mısır'ı. Zaten duyuyorsunuz seslerini. Şu anda bunu elime aldığım için heyecanlanıyorlar. Buradan onları çok rahat içerisine girip iki kişi durabiliyorlar. Siz de muhabbet kuşunuza alabilirsiniz çok rahat. Çok da güzel kullanışlı bir ürün. Altında sert bir şey var. Üzeri tamamen. Zaten üzerine taktığınız anda şeye bu şekilde duruyor. Yani şu şekilde bir duruşu var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Çok güzel. Bir diğer husus normal bildiğimiz yine bunun burası da geçmeli olan salıncak. Bu da çok güzel. Tamamen ürünlerin ahşap olmasına özen gösterdim. Çünkü ahşaplar biliyorsunuz daha sağlıklı. Bunları alabilirsiniz. Ben aldım. Birkaç daha ürünümüz gelecek. Onları da sizlere gösterebilirim. Bir de ayrıyetten de şuradan hemen alayım. Bu şekilde meyve sebzelik çok güzel geçmeli. Buraya altında vidası var. Söküyorsunuz. Buradan işte kuşunuzun en çok sevdiği şanslı ve mısır brokoli, biber ve salatalığı çok seviyor. Bunu takıp kafese takıyorum veya doğal tüneyimiz var. Doğal tüneyimizi de kullanarak onların sevdiklerini onlara verebiliyoruz. Bunu da almıştım. Yaklaşık 1-2 dolar civarında bir fiyatı var. Çok da güzel metalik bir parça. Küflenme yapmıyor. Temiz kullandığınız zaman çok da güzel işe yarıyor. Kullanımı kolay, çengelli. Altından sökülüyor. Burada ağırlık yapması için yani bunu aşağıda durması için bir kalın bir ağırlık yapması için demiri var. Onun altına da vidası var pusulalı, posalı. Onu taktığınız zaman bu şekilde sallanarak çok keyifli bir şekilde yiyebiliyorlar. AliExpress'ten ürünlerimiz olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza destek olun. Beğenin lütfen. Diğer ürünlerimiz geldiğince onlar için ayrı bir video çekimi yaparız. Evet arkadaşlar. AliExpress'ten aldığımız ürünleri nasıl, nerede, nasıl kullanabileceğiniz hakkında fikir oluşması için ben doğal yaptığım, kuşlarım için, cennet papağanım, şanslı ve mısır için yaptığım tünek ve ağaç ortamını takacağım. Size de burada neler fikir olması için göstereceğim. Görüyorsunuz ki bunu almıştık AliExpress'ten ilgilerini çeksin diye. Ben buraya tünekle bunu destekledim. Tüneğin bir ucuna misine bağlamıştım. O misinin ucuna bunu geçiriyorum. Bir diğer ucuna buraya geçiyorum. Bu arada misine elastik olduğu için kopartamıyorlar. Tercih edebilirsiniz bu şekilde. Bakın bu şekilde onların ilgisini çekiyor. Buradan gelip veya buradan gelip çekebiliyorlar. Veya direkt üstüne geliyor. Yine AliExpress'ten aldığımız çok güzel merdiven diye tabir ettiğimiz boncuklu şeyimizi de köprü olarak kullanacağım. Bunu ben diğer şanslı ve mısırın olduğu tünekten buraya çekeceğim. Ki arada köprü olup yani geçip gelmesi kolay olsun. Onları sürekli bunlarla ilgilenmesini sağlayacağım. Tüneğin bir ucunu burada kullanacağım. Hemen bunun montajını yaparken tabii onları ürkütmemek gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde. Taşır taşımaz diye korkmayın. Çok güzel de taşıyor. Hiç de bir sıkıntı yaşamıyorum. Daha doğrusu yaşamadım. Mısır hemen merak ediyor tabii. Bu ne yapıyor şu anda diye merak ediyor. Tabii ki onlara köprü yapıyorum. Buradan. Rahat geçmeleri için. Mısır çok seviyor. Köprüyü. Bunu da zilin
Olduğu yer çok güzel, çok sert. Ondan destekleyeceğim. Biraz ucu sert olduğu için güç gerekiyor. Hayır. Evet, bu şekilde biraz daha ortaya alabilirim aslında ama onu şu anda size göstermelik olarak yaptım. Şimdi birazdan diğer ürünleri tanıttıktan sonra ben onu düzenleyeceğim. Bu şekilde köprü gibi kullanabilirsiniz. Onu ben daha sonrasında düzenleyeceğim. Akabinde salıncak vardı, almış olduğumuz. Bunu sallanabiliyorlar. Bunu da nerede kullanabilirim? Bir tane salıncağım vardı burada. Diğer salıncağı şuraya kullanabilirim. Şuraya, buraya takabilirim. Ya da oraya bağlayabilirim. Bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Hani burayı da kullanabilirsiniz veya farklı bir yere de kullanabilirsiniz. Bir tane salıncak olduğu için bunu kullanmayacağım şimdi. Diğer olan ürün. Bu da yine bir salıncak gibi. Çok güzel. AliExpress'ten aldığımız ürün. Bunu da arka tarafı kullanacağım. Orası çok boşluklu. O iki tarafı kullanacağım. Hemen şuradan. Şöyle. Birini bu tarafa. Birini bu tarafa kullandığım anda. Bakın. Çok sağlam ve sabit duruyor. Bakın hemen şansıyla mısır başladılar kemirmiyor. Bunları ben boncuklar yani renkte ama bunlar misine ipiğini birbirine geçirerek yaptığım bir renk olması açısından. Daha sonrasında ben farklı bir fikir gelirse onu düşüneceğim. Bunu burada kullanmıyorum. Ben kafeste kullanıyorum. Dolayısıyla uyumak, burada aktivite alanları. Bunları daha çok kafeste kullanmanızı öneririm. Genelde aktivitelere bakın şansı şu anda üzerine çıkıyor. Merak ediyor. Ne bunlar acaba diyorlar. Bakın direkt boncuklara. Mısır orada duruyor. Evet, izleyelim bakalım. Şans ve mısır neler yapacak? Neler, nasıl keyif alacak? Nasıl oynayacak? Seyredelim. Bakın. Evet arkadaşlar, bu şekilde videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Bu şekilde kuşlarınıza güzel bir aktivite sunabilirsiniz.